Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Gerundiv als Passiversatz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Gerundiv güzel Türkçemizde ulaç ya da zarf fiil olarak ele alınmakta. Passiversatz, pasif neydi arkadaşlar? Pasif cümleydi değil mi? Edilgenlikte kullandığımız. Ersatz da bunun yediği, yani pasif yerine geçecek olan ulaç olarak güzel Türkçe'yi çevirebiliriz bu başlığı. Şimdi arkadaşlar, karşılaştırmalı bir şekilde gideceğimiz için aktif, pasif ve sein plus infinitiv mit zu şeklinde bu yapıyı göreceğiz. Böylelikle çok kolay bir şekilde anlayacaksınız bu konuyu. Öncelikle ilk örneğimizde bir başlayalım arkadaşlar. Aktif bir cümle. Aktif bir cümle neydi arkadaşlar? Adı üstünde aktif, yani doğal, edilgen, düzeltiyorum, etken bir cümle. Değil mi? Bakalım ne diyor? Eine Aufgabe, die man nicht lösen kann. Eine Aufgabe bu ne olabilir? Görev ya da işlem olabilir arkadaşlar. Die man nicht lösen kann. Lösen de çözmek. Yani çözülemeyen işlem anlamına geliyor. Bakın burada können'den de destek almışız değil mi? Çözülemeyen neymiş demek ki bu? İşlem. Ya da işte bu matematik işlemi olabilir, görev olabilir değil mi? Şimdi ben bunu pasife yorumlayacak olursam, ki bunu çok yoğun bir şekilde pasif konusuyla ilgili değil mi? Dersimizde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler o arkadaşlar. Şimdi burada edilgenlik söz konusu olduğu için aktif cümleyi ne yapacağım arkadaşlar? Pasife çevirdiğimde bu sefer eine Aufgabe, die nicht gelöst werden kann demiş oluyorduk değil mi arkadaşlar? Ne oluyordu burada? Partizip 2 değil mi? Lösen partizip 2 olarak ele alındığında gelöst werden yardımcı fiilinden destek alıyordum ve ne yapmışız burada? Können modal fiilini değil mi? Olması gereken yere getirdiğimde eine Aufgabe, die nicht gelöst werden kann demiş oluyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar sein plus infinitiv mit zu yaptığımızda, işte burada gerundiv olarak ele aldığımızda ne oluyor? Eine nicht zu lösende Aufgabe. Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Lösen demek ki ne oldu arkadaşlar? Başına zu yapısını aldı. Dolayısıyla lösende şeklinde ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Çözülmekte olan gibi Türkçe'ye belki evet, çözülmekte olan derken lösende Aufgabe demiş oluyorum güzel Türkçe'de. Ancak burada eine nicht zu lösende Aufgabe, çözünemeyen işlem değil mi anlamına gelmiş oluyor. Demek ki buradaki kilit noktamız ne arkadaşlar? Zaten kırmızıyla işaretlemiş olduğum zu lösende yapısı demek ki ne olmuş oluyor? Bizim konu başlığımız olan gerundiv olarak ele almış oluyoruz. Demek ki ben bir cümleyi aktif olarak ele aldığımda, yani etken bir cümle olarak ele aldığımda bunu edilgen olarak ne yapabiliyorum, ifade edebiliyorum, ya da sein plus infinitiv mit zu bu durumda gerundiv olarak ne yapabiliyorum, pasif ersatz, yani buradaki pasif, yani edilgenliğin yediği gibi düşünebiliriz gerundiv yapıyı. Dolayısıyla bu şekilde ifade edebiliyorum. Dilerseniz bu örneğin şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki aktif cümlede eine Aufgabe, die man nicht lösen kann, bir işlem, bir görev ya da işlem şeklinde yorumlayabiliriz. Ne diyor? Çözülemeyen bir işlem dediğimde ne yapmışız arkadaşlar? Aktif bir cümle değil mi? Yani etken bir cümle. Şimdi ben bunu edilgen, yani pasife çevirdiğimde ne yapıyorum? Eine Aufgabe, die nicht gelöst werden kann şekline sokmuş oluyorum. Anlamda herhangi bir kayma yok arkadaşlar. Sadece ne yapmış oluyorum? Aktifi pasife çekmiş oluyorum. Pasifteki olayımız da neydi arkadaşlar? Werden'den destek alıyorduk ve ne yapıyorduk? Buradaki lösen, çözmek fiilini Partizip 2, yani gelöst şeklinde yorumluyordum. Bu durumda gelöst werden kann yapısına bürünüyor. Ve cümle içerisinde ele aldığımızda eine Aufgabe, die nicht gelöst werden kann demiş oluyorum. Bunu gerundiv olarak
ele aldığımızda, yani Zen plus infinitif mit zu, demek ki zu mastarıyla değil mi? Fiilin mastar halini koruyorum. Başına zu'yu getiriyorum. Bu durumda eine nicht zu lösende Aufgabe diyorum. Demek ki buradaki kilit nokta ne arkadaşlar? Lösen'in sonundaki de'yi mutlaka ama mutlaka ne yapmam lazım? Yazmam gerekiyor. Sonraki örnekle bir ele alalım. Çünkü örnekleri yaptıkça oturacak arkadaşlar ve eminim ki bu oturmuştur değil mi? Şimdi aktif bir cümle bir diğer örnek incelendiğinde Kinder stellen oft Fragen, die man nur schwer beantworten kann. Evet, çok doğru bir söz değil mi arkadaşlar? Çocuklar sıklıkla öyle sorular soruyorlar ki insan bunun cevaplamasında zorlanıyor. İşte gökyüzü neden mavi gibi değil mi? Dolayısıyla bakın Frage stellen soru sormak demek arkadaşlar. Oft neydi? Sıklıkla demek. Die man, bakın buradaki die'den kasıt ne? Sorulara bir gönderme var değil mi? Die man nur schwer beantworten kann denildiğinde zorlukla cevaplanabiliyor. Evet, hepsinin belki ya da büyük bir çoğunluğun cevabı var ama zorlukla cevaplanıyor bu çocukların soruları. Bakın buradaki nur'dan kasıt sadece, tabii güzel Türkçemizde sadece demeyiz. Burada bir nasıl ifade edebilirim? Burada bir pekiştireç var arkadaşlar. Öyle sorular soruyorlar ki zorlukla cevaplanabiliyor. Onu ne yapmış oluyoruz? O zorluğu pekiştirmiş oluyoruz Almanca'da. Bu nur ile daha bir, ne olmuş oluyor? Bir ağırlık kazanmış oluyor bu cümle. Dolayısıyla şimdi ben bu cümleyi arkadaşlar pasife çevirdiğimde ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki kinder, çocuklar, o kelimeyi kaldırıyorum. Diyorum ki zor cevaplanır sorular dediğimde Fragen die schwer beantwortet werden können. Ne yaptım burada? Edilgen yaptım değil mi? Zor cevaplanır, cevaplanabilir sorular dediğimde demek ki, değil mi? Ne yapıyorduk pasifte arkadaşlar? Fragen virgül mü getirdim? Die. Çünkü burada sorulara bir gönderme yaptığım için die schwer beantwortet werden können. Hatta buraya nur'ı unutmuşum. Olsaydı da olurdu, olmasaydı da olurdu. Evet. Die nur schwer beantwortet werden können ya da die schwer beantwortet können. Bu şekilde de bırakabiliriz. Şimdi ben bunu Zen plus infinitif mit zu'ya, yani gerundife çekecek olursam aynı anlamı bu sefer ne yapacağım? Gerundif olarak ele aldığımda buradaki benim kilit eylemim ne? Cevaplamak değil mi? Neydi o? Beantworten. Şimdi bu beantworten önüne ne gelecek arkadaşlar? Zu ve kelimenin sonuna ne gelecek? De gelecek. Gerundif olacak. Bu durumda ne olacak? Kinder stellen oft schwer zu beantworten de Fragen denildiğinde zaten bu anlamı ne yapmış oluyoruz? Korumuş oluyoruz. Tabii güzel Türkçemizde arkadaşlar böyle farklılıklar yok. Farkındaysanız sürekli aynı şeyi çeviriyorum güzel Türkçe'ye. Aynı kalıp, aynı şekilde ifade ediliyor. Ancak Almanca'da başka varyasyonlar var. Dolayısıyla biz ne yapabiliyoruz? Bu edilgenliği farklı formlara sokabiliyoruz ama burada da gene anlam aynı kalmış oluyor arkadaşlar. Dilerseniz bu ikinci örneği tekrar şöyle bir toparlayalım. Demek ki arkadaşlar aktif cümlemiz Kinder stellen oft Fragen, die man nur schwer beantworten kann. Bunun içerisinde ne var arkadaşlar? Bir etken bir durum söz konusu. Gayet olağan akışı olan bir cümle. Her şey yerli yerinde duruyor değil mi? Ben bunu pasifliğe, yani edilgenliğe çekecek olduğumda ne yapıyorum? Buradaki kinder kelimesini atıyorum. Buradaki ne yapıyorum? Man kelimesini atıyorum. Dolayısıyla zor cevaplanabilir sorular dediğimde Fragen die schwer beantwortet werden können demiş oluyorum. Buradaki demek ki kilit noktamız neymiş arkadaşlar? Partizip 2 değil mi? Beantworten ne oluyordu? Yani bir nevi perfect yapar gibi davranıyordum değil mi? Bu da ne olacak? Beantwortet olacak. Werden yardımcı fiilinden destek alıyorum. Burada können kullanıldığından dolayı değil mi? Ne yapmış oldum? Werden können şeklinde ifade ettim. Dolayısıyla Fragen
dich wer beantwortet werden können şekline büründü. Ben bunu sein plus infinitiv mit zu şekline, yani gerundiv olarak ele aldığımda ne olacak? Kinder stellen oft schwer zu beantwortende Fragen dediğimde, bakın burada demek ki zu ve beantworten'in sonuna ne geliyormuş? De geliyor. Bu durumda schwer zu beantwortende Fragen demiş oluyorum. Sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Eine Maschine, die man nicht mehr reparieren kann. Aktif cümlemiz bu. Bir makina zor tamir edilebilir. Değil mi? Yani düzeltiyorum. Artık tamir edilemez demiş oluyorum, değil mi? Nicht mehr, artık bu makine bozulmuş. Bundan iflah olmaz, değil mi? Bu artık iş görmez anlamına geliyor. Eine Maschine, die man nicht mehr reparieren kann. Şimdi bunu ben pasif olarak ele aldığımda ne yapacağım arkadaşlar? Eine Maschine, die nicht mehr repariert werden kann. Bakın ne oldu arkadaşlar burada? Reparieren yerine neyi bıraktı? Partizip 2 olduğundan repariert şekline büründü, değil mi? Ve werden yardımcı fiili ve kullanılmakta olan können yine ne oldu? Cümlenin sonuna gelmiş oldu. Bu durumda eine Maschine, die nicht mehr repariert werden kann. Aynı anlam korundu. Sadece ne oldu? Edilgen oldu. Yani pasif oldu. Ben bunu sein plus infinitiv mit zu şeklinde ele aldığımda eine nicht mehr zu reparierende Maschine. Yani iflah olmaz, değil mi? Bu makine artık işlemez, tamir edilemez anlamında olan. Burada gene ne oldu? Kural bozulmadı arkadaşlar. Reparieren önüne ne geldi? Zu geldi ve reparieren de oldu. Bu durumda zu reparieren de Maschine şeklinde büründü ve eine nicht mehr zu reparierende Maschine demiş olduk. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Aktif cümlemiz ne diyor? Ein Verhalten, das man nicht entschuldigen kann. Ein Verhalten, das Verhalten, davranış demek arkadaşlar. Entschuldigen de neydi? Özür dilemekti. Ancak burada ne anlama geliyor arkadaşlar? Bir davranış ki affedilemez bir davranış şeklinde, değil mi? Kabahatli bir davranış, değil mi? Yani ne diyebiliriz? Bu bağışlanamayan bir davranış şeklinde de ele alınabilir. Şimdi burada aktif bir cümle olduğu için arkadaşlar ben bunu pasife çevirdiğimde ne olacak? Bakın, ein Verhalten, das nicht entschuldigt werden kann dediğimde bağışlanamayan bir davranış demiş oluyorum, değil mi arkadaşlar? Burada entschuldigen ne oldu? Partizip 2 olarak ele alındığında entschuldigt oldu, değil mi? Ve werden kann yerli yerinde duruyor. Ben bunu gerundiv yaptığımda bu sefer ne olacak? Ein nicht zu entschuldigendes Verhalten. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Das Verhalten'den dolayı ne yapmış oldum? Entschuldigendes, değil mi? Oradaki sonlandırıcıya ne yapmış oldum? O artikeli giydirmiş oldum. Dolayısıyla ein nicht zu entschuldigendes Verhalten dediğimde bağışlanamayan bir davranış demiş oldum. Şu son örneğin tekrar bir üstünden geçelim. Ne diyor? Bir davranış ki bağışlanamayan bir davranış. Ne yapıyorum? Aktif bir cümle kuruyorum. Gayet her şey yerli yerinde. Ein Verhalten, das man nicht entschuldigen kann. Şimdi bunu edilgen yaptığımızda, yani pasif yaptığımızda ein Verhalten, das nicht entschuldigt werden kann, değil mi? Bağışlanamayan bir davranış. Şimdi bunu gerundiv yaptığımda ne olacak? Ein nicht zu entschuldigendes Verhalten demiş olacağız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Eine Aufgabe, die man nicht lösen kann. Eine Aufgabe, die man nicht lösen kann. Eine Aufgabe, die nicht gelöst werden kann. Eine Aufgabe, die nicht gelöst werden kann. Eine nicht zu lösende Aufgabe. Eine nicht zu lösende Aufgabe.
Kinder stellen oft Fragen, die man nur schwer beantworten kann. Kinder stellen oft Fragen, die man nur schwer beantworten kann. Fragen, die schwer beantwortet werden können. Fragen, die schwer beantwortet werden können. Kinder stellen oft schwer zu beantwortende Fragen. Kinder stellen oft schwer zu beantwortende Fragen. Eine Maschine, die man nicht mehr reparieren kann. Eine Maschine, die man nicht mehr reparieren kann. Eine Maschine, die nicht mehr repariert werden kann. Eine Maschine, die nicht mehr repariert werden kann. Eine nicht mehr zu reparierende Maschine. Eine nicht mehr zu reparierende Maschine. Ein Verhalten, das man nicht entschuldigen kann. Ein Verhalten, das man nicht entschuldigen kann. Ein Verhalten, das nicht entschuldigt werden kann. Ein Verhalten, das nicht entschuldigt werden kann. Ein nicht zu entschuldigendes Verhalten. Ein nicht zu entschuldigendes Verhalten. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Aktif cümlemiz ne diyor? Ein Schaden, den man beseitigen muss. Ein Schaden, der Schaden arkadaşlar, bu zarar demek. Beseitigen, bu da bertaraf etmek demek arkadaşlar. Şimdi, ein Schaden, den man beseitigen muss. Bir zarar ki onu ne yapmak lazım? Bertaraf etmek lazım. Yani bertaraf edilmesi zorunlu hata ya da zarar diyelim. Değil mi? Şimdi biz buna baktığımızda arkadaşlar pasife çektiğimizde buradaki fiilin beseitigen'i ele aldığımızda bunu Partizip 2 şekline sokacağım. Yani ben bir nevi deminden beri Partizip 2 dediğim şey aslında biliyorsunuz neydi? Tıpkı perfect yapar gibi o fiil kökünü ne yapıyordum? İşte başına G getirebiliyordum farklı şekillerde değil mi? Perfect konusunda bunu çok çok ayrıntılı şekilde görmüştük çok çok önceden. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa perfect konusunu mutlaka incelesinler ki o Partizip 2 iyi bir şekilde oturmalı ki pasif yapabilelim öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi beseitigen demek ki bertaraf etmek demek. Dolayısıyla beseitigt şeklini alacak ve werden yardımcı fiiliyle beraber eğer varsa ki evet modal fiilimiz müssen ne oluyor? Muss şeklinde değil mi? Buraya da çekimlenmiş ve pasiflikte ne demişim? Ein Schaden, der beseitigt werden muss. Yani bertaraf edilmesi zorunlu zarar demiş oluyoruz değil mi? Şimdi ben bunu gerundiv olarak ele alacak olursam yani sein plus infinitiv mit zu şekline bürünecek olursa bu durum ne olacak? Ein zu beseitigen der Schaden dediğimde yani bertaraf edilmesi gerekli zarar gibi çevirmiş oluyorum. Bakın deminden beri yapmış olduğum çevirilerin hepsi aynı. Sadece farklı formlarda incelenmiş oluyor. Demek ki gerundiv olarak da ne yapmış oluyorum? Zu ve o eylemin artikeli neyse ne yapmış oldum? De demiştim az önce değil mi? Burada tabi der artikeli olduğundan dolayı der Schaden ne oldu? Beseitigen der Schaden şeklinde ele alınıyor. Ve başına ne geliyor? Zu. Bu durumda ein zu beseitigen der Schaden demiş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım bu örneği. Ein Schaden, den man beseitigen muss. Demek ki bir zarar ki o bertaraf edilmeli. Bertaraf edilmeli bu arada değil mi? Diğer anlamı ne arkadaşlar? Hani yok edilmeli, bırakılmalı, terk edilmeli gibi de düşünülebilir. Hani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ama bertaraf etmek gayet kullanılan bir eylem öyle değil mi? Günümüz Türkçesinde, güncel Türkçemizde. Dolayısıyla bir hata, bir zarar ki bertaraf edilmesi zorunlu. Şimdi bunu ben pasife çekecek olursam ein Schaden, der beseitigt werden muss şeklinde ele alıyorum. Gerundiv olarak ele aldığımda ne olacak? Ein zu beseitigen der Schaden. Neden? Çünkü Schaden artikeli der olduğundan dolayı değil mi? O der artikelini ne yaptım? Oraya yedirmiş oldum. Dolayısıyla beseitigen der şekline bürünmüş oldu. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Folgen, die man nicht vorhersehen kann. Evet, folgen akabinde gelecek olan şeyler.
Yani bir olay, bir durum var ve sonrasında gelecek olan hadiseler, olaylar için kullanılıyor arkadaşlar Folgen. Die man nicht vorher sehen kann. Vorher sehen önceden görülür anlamında, öngörülür şeklinde de ele alınır. Dolayısıyla Folgen demek ki sonradan oluşabilecek durumlar, durumlar olarak da ele alabiliriz arkadaşlar bunu. Demek ki öngörülemeyen durumlar dediğimizde Folgen, die man nicht vorher sehen kann, yani önceden, düzeltiyorum arkadaşlar, önceden görülemeyen durumlar dersek daha doğru çevirmiş oluruz bunu Türkçe'ye. Şimdi vorher sehen önceden görülür, öngörülür. Bunu ben Partizip 2 yapacak olursam arkadaşlar, Folgen, die nicht vorher gesehen. Evet, burada neyi unutmuşum arkadaşlar? Werden'i unutmuşum. Fark ettik mi? Dolayısıyla buraya ne gelecek? Werden können gelecek değil mi arkadaşlar? Bu durumda ben ne yapacağım? Buraya ne yapacağım? Werden'i işin içerisine katacağım. Werden können. Çünkü neden arkadaşlar? Bizim kuralımız neydi? Mutlaka ama mutlaka werden'i işin içerisine katmak gerekiyordu. Evet, zaman zaman gözümüzden kaçabiliyor böyle şeyler. Dolayısıyla olaylar, durumlar ki daha önceden görülemeyen, yani öngörülemeyen durumlar, olaylar. Tabii olaylar derken Folgen, az önce de söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, bir durumun içindeyiz ve dolayısıyla akabinde gelişecek bir durum için Folgen kullanılabiliyor. Bu durumda Folgen, die nicht vorher gesehen werden können demiş oluyoruz. Bunu sein infinitiv mit zu'ya taşıdığımızda arkadaşlar, nicht vorher zu sehen de Folgen demiş oluyoruz. Anlam olarak hepsi gene ne oluyor arkadaşlar? Aynı oluyor. Ve sıra geldi son örneğimize. Ne diyor son örneğimiz? Eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Die Entwicklung, gelişim demek arkadaşlar. Aufhalten, durdurmak demek. Dolayısıyla durdurulamayan gelişim dediğimizde, bakın güzel Türkçe ne kadar güzel bir dil değil mi? İki kelime ile, değil mi, bütün her şeyimizi dile getirmiş oluyoruz. Ama Almanca'da işte artikelin oluşu, farklı farklı yapıların oluşuyla, bakın ne kadar uzun cümleler oluşturmak durumunda kalıyor insan, değil mi? Ama bu da belki de o dili ilginç kılıyor. Dolayısıyla bu dil dinamiğinde düşünmek gerekiyor bunu. Eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann dediğimizde demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir gelişim durdurulamayan dediğimde, değil mi? Buradaki o bağlantıyı görebiliyorsunuzdur. Şimdi ben bunu pasifliğe çekecek olursam, eine Entwicklung, die nicht aufgehalten werden kann demiş oluyoruz arkadaşlar. Sein infinitiv mit zu olarak ele aldığımızda demek ki burada da ne yapacağım? Zu, yani gerundiv olarak ele alacağım, değil mi? Ama burada dikkat edelim arkadaşlar. Aufhalten ayrılabilir fiil. Dolayısıyla tıpkı az önce olduğu gibi vorher sehen, onu söylemeyi unuttum. Vorher sehen, o da gene ayrılabilir fiil arkadaşlar. Dolayısıyla zu ne oldu? Araya girdi, değil mi? Burada da aufhalten, baktığımızda şurada aufhalten, aufgehalten. Dolayısıyla infinitiv mit zu yaptığımızda da aufzuhalten de demiş oluyorum. Ve demek ki zu ne oluyor arkadaşlar? Araya girmiş oluyor ve die Entwicklung artikeli die olduğundan dolayı ne oldu? De şeklinde sonlandırdım. Dolayısıyla aufzuhalten de demiş oldum. Dilerseniz burayı şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki durdurulamayan gelişim dediğimde eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann, yani bir gelişim ki durdurulamayan diyorum, değil mi? Bunu pasife çektiğimde eine Entwicklung, die nicht aufgehalten werden kann. Yani ne yapıyorum burada? Werden yardımcı fiilinden destek alıyorum. Modal fiil können'i de ne yapıyorum? Cümlenin sonuna atıyorum ve eine Entwicklung, die nicht aufgehalten werden kann demiş oluyorum. Ve gerundiv yaptığımda da eine nicht aufzuhaltende Entwicklung demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım.
Ein Schaden, den man beseitigen muss. Ein Schaden, den man beseitigen muss. Ein Schaden, der beseitigt werden muss. Ein Schaden, der beseitigt werden muss. Ein zu beseitigender Schaden. Ein zu beseitigender Schaden. Folgen, die man nicht vorhersehen kann. Folgen, die man nicht vorhersehen kann. Folgen, die nicht vorhergesehen werden können. Folgen, die nicht vorhergesehen werden können. Nicht vorherzusehende Folgen. Nicht vorherzusehende Folgen. Eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Eine Entwicklung, die nicht aufgehalten werden kann. Eine Entwicklung, die nicht aufgehalten werden kann. Eine nicht aufzuhaltende Entwicklung. Eine nicht aufzuhaltende Entwicklung. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde gerundiv als pasif ersatz konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.